Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalara vadelerine baktığımızda ABD piyasaları hafif eksi, Asya oldukça kuvvetli şekilde artıda. Dün Amerikan piyasalarının kuvvetli kapanışına verdiği bir tepki var. Avrupa'da da DAX endeksinin %0,6 yukarıda olduğunu görüyoruz. Dün piyasalar aslında oldukça zayıf başladıktan sonra önemli bir gelişme oldu. Bu gelişme de neydi? Ona üzerinde konuşmamız gerekirse. İngiltere Merkez Bankası piyasalar tarafından parasal genişleme olarak nitelendirilebilecek bir açıklama yaptı. Özellikle geçen haftadan beri İngiltere piyasalarında yaşanan dalgalanmalarda İngiltere hazinesinin çıkardığı tahvillerin fiyatlarının çok ciddi şekilde düşmesi, İngiliz sterlinin çok ciddi şekilde değer kaybetmesinden sonra oluşan durumdan piyasaları biraz sakinleştirmek için böyle bir açıklama yaptı. Tabii ki şimdi şu piyasalar niye buna pozitif tepki verdi? İngiltere'de olan bir olaya. Şu mesajı çıkardılar kafalarından: eğer piyasalar çok kötü giderse ekonomiler, bu merkez bankaları bir senedir takındıkları şahin görüşten bir gün içinde ya da 3 gün içinde geri dönüp tamamen yine piyasaları destekleyici adımlar atabilirler ve hayat son 12 senedir devam ettiği gibi bol likiditeyle, rahat parayla devam eder. O yüzden çok korkmaya gerek yok gibi bir mesaj çıkarıldı. Şimdi buradaki İngiltere'de özellikle geçen haftadan beri olan ama aslında baktığımızda bir süredir devam eden önemli bir nokta var. Bunun da aslında bizim son piyasada yaşadığımız dalgalanmayla birlikte benzer bir çıkarım yapabiliriz. Burada da neydi? Bizim borsamızda borsa hızlı bir şekilde rally yaptı. Sonra aşağı gelirken özellikle teminatlandırma sınıfındaki ve krediler tarafındaki oluşan riskler sistemik hale geldi. Bunun aynısı da aslında öbür tarafta baktığımızda İngiltere'de yaşanıyor. İngiltere'nin mesela bir örnek vereyim. İngiltere 40 yıllık gilt, yani hazine bonoları sene başında 85 pence'den trade ediyormuş. Geçen cuma günü 25 pence'e kadar düşmüş. Şimdi galiba 34 pence'lerde. Yani çok ciddi bir değer kaybı var. Sonuçta bir finansal varlığı tutan kurumlar ya da şahısların elinde tuttukları varlığın fiyatı çok ciddi şekilde düştüğü zaman çok önemli problemler yaratıyor. Bu uzun vadeli tahvilleri İngiltere'de kim tutuyor? Daha çok ağırlıklı olarak emeklilik fonları. Ama sadece bunları fonlarında tutmuyorlar. Bunlar da tabii büyük ihtimalle başka kurumlara farklı bir şekilde yer Avrupa'ya ediliyor ya da kullandırıldığı için değerinin düşmesi zincirleme bir problem yaratıyor. İngiltere Merkez Bankası'nın önüne geçmek istediği bu likidite krizine karşı atılmış bir adımdı. Piyasalar bunu pozitif karşıladılar ve işte bir nebze pozitif tepki verdiler. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın da elinin zayıf olduğu ve bu tip işte başka üye ülkelerin, özellikle İtalya'nın tahvillerinde olan fiyat kayıplarından dolayı bu tip bir şey eninde sonunda yapacağı düşünüldüğü için böyle bir görüş şekli oluşabilir. Ama bunların, dediğim gibi, içinde bulunduğumuz temel global resesyon, aslında yapılması gereken ve merkez bankalarının verdiği mesajların ötesinde çok almamak lazım. Bunlar palyatif çözümler ve bu mesajlardan alınan sonuçların ne İngiliz pound'unun değer kaybına bir çözüm olmasını beklemek ya da resesyonu geciktirmek gibi bir etkisi olmaz. Yani sonuçta tepki alımları olur ve aynı şekilde biz kendimizi bir ay sonra fiyatlamalara baktığımızda aynı yerlerde görebiliriz. Doların kuvvetliliği devam ediyor bu sabah baktığımızda. Dolar endeksi
%0.4 yukarıda, %13.5'larda. Amerikan 10 yıllıkları işte %4'e yaklaştıktan sonra dün sabaha karşı bu sabah %3.81 ile trade ediyor. O da biraz hafif risk algısının azaldığını bize gösteriyor. Biz içeriye döndüğümüzde de baktığımızda piyasada son bir haftadır bir belli bir trend var. O trendde piyasa özellikle endeks vadilinin katkısıyla beraber ilk önce gayet alıcılı gittikten sonra öğleden sonra satışların geldiğini görüyoruz. Özellikle banka hisselerinde arkadaşlar, banka hisselerinde bankalar her gün aslında oldukça pozitif bir reaksiyon verdikten sonra bir önceki kapanışın muhakkak altında bir kapanış yapınıyorlar. Çünkü dediğim gibi orada aslında son bir ayda oluşan hareketin ya da bir iki ayda oluşan hareketin sonucunda büyük bir ihtimalle birçok yatırımcı da işte Garanti Bankası'na baktığımızda mesela 32-33 liraya kadar tırmanmıştı. 24-25 liraya gelindiğinde herhalde yeteri kadar ucuzladı diye düşünüp alan yatırımcılar da vardır. Ama bu banka hikayesinin kısa sürede bir yere gitmeyeceğini anladıkça ben buradaki pozisyonların azaltıldığını düşünüyorum. O yüzden bizdeki genelde seans sonuna ya da öğleden sonra gelen baskının ana sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında hikayesi iyi olmaya devam eden şirketler ve ilgi hala var. Gayet iyi bir şekilde devam ediyor açıkçası. Onun dışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı faizlerle ilgili bir yorum var. Tek haneliği indireceğiz diye. Yani ben hakikaten ben zaten buna inanıyordum. Öyle o tarafa doğru geleceğini ama beklediğimden biraz daha çabuk oldu. O sene sonuna kadar inşallah tek hanelileri ineceğiz demiş. Yani 3 toplantı var. Bundan sonra hepsinde 100'er tane indirse tabii ki %9'lara geliriz ya da %9.5'lara. Yani bunların dediğim gibi rakamsal olarak bir önemi var mı? Hani kimse kim bunu matematiksel olarak Merkez Bankası 12 mi yapar, işte 11 mi yapar, 10-25'e mi indirir gibi bir çalışmanın herhangi bir faydası uzun bir süredir, son bir senedir kalmadı. Sonuçta oradaki oluşan fiyatlamalar tamamen bizim ülkenin iş dinamikleriyle oluşmuş dinamikler. Yani ne kadar uzun seçime kadar böyle bir stratejinin izleneceği ortada. Sene sonunda politika faizi %9 olursa ne olur? Tabii ki mevduat faizleri de aşağı gelecektir. Bugün bu seviyeye indiğine inanamadığımız tahvillerin fiyatlarında da daha aşağı yönlü bir hareket olabilir açıkçası. Bunlar banka bilançolarına tabii ki bu dördüncü çeyrek için ve birinci çeyrek için, önümüzdeki sene için faydalı olacak gelişmeler gözükse de bunların aslında çok zarar verici gelişmeler olduğunu söylemek gerekir. Çünkü yani sonuçta bunların kötü bir sonucu olacak. Çünkü biz içeride bu tip fiyatlamalara alışık ve bunları kafamızda ya bu ülkede de bunlar oluyor derken gerçekte baktığımızda farklı fiyatlamalar oluyor. Bu nedir mesela? Akbank için Ekim ayında yapacağı sendikasyonların çevirmesi için herhalde tüm zamanların için ödeyeceği en yüksek rakamı ödeyecekmiş gibi gözüküyor. Gerçekten yüksek rakamlar gözüküyor. İşte bankaların gelen Eurobond'larını rollover etmeyeceği söyleniyor. Çünkü oldukça rakamlar yükseklerde oluştuğu için tüm bunların hepsine baktığımızda dışarıdaki fiyatlama ile içerideki fiyatlama arasındaki bu kadar dağlar kadar büyük fark olması bunun bir noktada hani bunun zamanını vermek zor ama yanlış fiyatlamanın doğru fiyatlamaya doğru yansıyacağını ben açıkçası düşünüyorum. Son olarak da söylemek istediğim işte bugün 29'u yarın 30 çeyrekler kapanıyor. Her ay kapanışında biliyorsunuz bir doğalgaz hikayesi vardı. Doğalgazın büyük bir ihtimalle bu ayda bir %15'lik bir zam gelmesi söz konusu olacak. Sene sonundan
sonuna kadar benim kabaca hesapladığıma göre bir %15'lik daha zam gelmesi gerekiyor. Yani son çeyrekte de bir %30'luk zam geliyor. Hani sene başından beri olan zamların miktarını ben de şey yaptım, yani kaybettim şeyini, rakamların artışını. Yüksek zamlar geliyor. Tüm dünyada böyle bir şey. Bizde de dediğim gibi daha ucuza aldığımıza yönelik herhangi bir endikasyon yok doğalgazı. O yüzden BOTAŞ'ın bu zammı istemesi gayet normal. Çünkü birisinin bu oluşan zararı, aradaki farkı karşılaması gerekiyor. Biz hala özellikle hane halkı olarak ciddi şekilde sübvanseli fiyatlardan kullanmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz BOTAŞ bu sene farklı olarak kendisi direkt borçlanmaya gitti. İki defa. Zaten öbür türlü olmadığı zaman geçen seneki gibi direkt hazineden BOTAŞ'a sermaye transferi yapılıyor. O da işte bütçe açığını yüksek gösteriyor ama sonuçta eksi bir rakam var. Yani BOTAŞ'ın bilançosunda mı bütçede mi gözüktüğünün çok bir farkı yok aslında ama orada bir tarafta büyümeye devam ediyor bu rakamlar. Şimdiye kadar yani tekrar yine onu ayın biz hafta sonu gelecek herhalde zam oranları. Pazartesi yine işte şişe cama faydası zararı vesaire artık her ay bu zam geldiğinde bunları konuşuyoruz ama enflasyon yüksek kaldığı sürece fiyatlar buna yansıtabildiğini biliyoruz henüz şimdi şirketlerin ama talepteki yavaşlama ile birlikte bu argümanda ne kadar daha devam edecek onu görüyor olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Piyasaya baktığımızda bahsettiğimiz son günlerdeki yatay bant içerisinde destek noktasına kadar geri çekildi. İşte neresiydi bu yatay bant? 3200 seviyesiyle 3330 seviyesi içerisinde işlemlerini sürdürüyor. Bu yoğun satış baskısının arkasından ikinci kez bu noktaları görmekte. Endeksin yeni güne küresel piyasalardaki toparlama isteği ve pozitif hareketlerle beraber bir tepki vereceğini düşünüyoruz ama tabii ki alımların kalıcı olması için açıkçası 3330 hep bunun altını çiziyoruz. Bu noktayı kırması gerekiyor. Bu noktayı kırmadığı sürece cılız kalacak. Satış baskısı gün içerisinde yine zaman zaman artıyor. Fakat dediğim gibi böyle çok büyük bir yıkılma, inanılmaz bir panik satış falan beklemiyoruz kısa vadede. Burada 3150 seviyesi destek noktamız olacak. Yukarı yönlü hareketlerde ise saymak gerekirse direnç noktalarının 3230, 3250 ve 3285 ama ana direnç noktamız 3330 seviyesi. Bu noktayı kırması durumunda yukarı yönlü hareketler yeniden hızlanacaktır değerli yatırımcılar. Bu noktayı ne zaman kırar? İşte hani Batuhan abi söylediği gibi son günler bugün 3. çeyreğin kapanışıyla ilgili yavaş yavaş beklentiler oluştuğunda işte Ekim'in ortası gibi yavaş yavaş beklentiler oluştuğunda iyi sonuçlar açıklayacağını ve açıklayacak olan şirketlerin beklentileriyle bir toparlanma hareketi görme ihtimalimiz çok çok yüksek. O zamana kadar böyle dalgalı bir şekilde bir bant içerisinde zaman zaman satış baskısı, zaman zaman tepki alımlarıyla beraber endekste hareketler devam edecektir. Biz bu dönemi nasıl kullanacağız? Burada geri çekimler yaşandığında 3. çeyrekte ön plana çıkarttığımız veya araştırma önerisinde olan şirketlere yatırım yaparak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Kısa vadede bakacak olursak bizim burada açık olan bir tane önerimiz var. Tofaş, o da dün çok iyi bir hareket yaptı ve 97.50 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Kritik bir bölgede kapanış gerçekleştirdi. Neden? Çünkü bundan önce en yüksek 97.20'yi görmüştü. Tarihi zirve bir kapanışını seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün de yukarı yönlü hareketlerin sürmesiyle beraber son birkaç gündür hep bahsettiğimiz 3 haneli yani 100 rakamına doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz çok çok yüksek. 100'ün üzerinde tutunması durumunda burada artık kalıcılık da olacaktır ve biz pozitif hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Tofaş'ta hem kısa vadede hem de zaten bakıldığında otomotiv sektöründe en çok beğendiğimiz şirket Tofaş olarak hep altını çiziyoruz. Ama kısa vadede momentum arkasında, piyasayla çok fazla bir alakası yok. Dün gördüğümüz gibi işte yani piyasa çok satış baskısı altındayken de toparlayabiliyor. Tabii ki çok ayrışamıyor. Zaman zaman orada satışlar arttığında bir geri çekilme yaşanıyor. Likiditesi sınırlı bir hisse ama genel olarak pozitif hareketlerini sürdürüyor. Kendi hikayesi var, katalizörleri var. O yüzden biz kısa vadede
beğenmeye hala devam ediyoruz. Ucuz olduğunu düşünüyoruz. Buradan da kısa vade için konuşmak gerekirse. Bunun dışında havacılık sektörü son günlerde yine satış baskısı altında kalan hisselerden, sektörden bir tanesi. Bu tarafta Pegasus'ta geri çekilmeler hızlandı. İşte orada da baktığımızda aslında Eylül'ün başından beri genel olarak 230 ile 260 bandı içerisinde Pegasus'un işlemlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu noktalara tekrar geri geldi. Alım için uygun seviyeler diye düşünüyoruz biz. Sonuçta en iyi sezonlarını geçiriyorlar. Muhtemelen 2019 yılının çok üzerinde işte hem operasyonel olarak hem dip olarak iyi sonuçlar açıklayacaklarını düşünüyoruz. Bu da tabii ki katalizör olacaktır. Haftaya veya bir sonraki haftaya onunla kadar yine trafik verileri gelecektir Eylül ayının. Bu Eylül ayında da trafik verilerinin iyi olacağını düşünüyoruz. Böylelikle yeniden bir momentum kazanabilir. Şu an gözden düşmüş gibi gözüküyorlar ama bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Bunun dışında Sabancı Holding yine o da yatay bant içerisinde işlemlerini sürdüren şirketlerden bir tanesi. Bu tarafta da 27.50 seviyesi direnç noktası olarak takip edeceğimiz seviye. Bu noktayı kırması durumunda yukarı yönlü hareketler devam eder diye düşünüyoruz. Genel olarak benim diyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.